Herkese merhaba. Bugün sizlerle Inscription isimli Steam'de yeni çıkmış olan kart oyununu inceleyeceğiz. Onunla da bir Let's Play serisi yapacağız. Oyuna baktım. Ufaktan bir bakma fırsatım oldu. Birkaç yerde de izledim. Oyun gayet şık, beyin yoran cinsten bir oyun. İçinde minik puzzle'lar var. Ayrıca Steam'de yeni çıkmasına rağmen aldığı puanlar çok iyi. Bir daha detaylı oyunun içine girdiğimiz zaman anlaşılır zaten. Yani bir de Türkçe yapmışlar, oyuna Türkçe çeviri de koymuşlar sağ olsunlar. Devam edelim. Yeni oyun diyemiyoruz. Evet, psikopat manyak bir eleman var karşımızda. Zaten gözlerinden mözlerinden anlayacağınız gibi. Manyak deli psikopat bizi kaçırmış, bir eve hapsetmiş. Belki de oyunun nasıl oynandığını unutmuşsundur. İzin ver hatırlatayım. Hadi hatırlat bakalım. Sincap kartını oyna. Genellikle kart oyunlarında bir kart oynamak için mana veyahut da bir bedel ödemeniz gerekir. Bunda ödediğimiz bedel kan. Kartlarımızı kurban ederek gerekli kana, ihtiyaç duyulan kana göre kartımızı oynuyoruz. Evet, ben de yeterli sayıda yok. Hadi zile bastım, bitirdim. Evet kanka. Ortalama bir can puanımız yok. Birbirimize verdiğimiz hasarlar bu tartıda birikiyor. Kefen aşağı indiği zaman kazanıyoruz. Bu karşımızdaki eleman boss savaşlarında falan genellikle bizi zorlamak için kural ihlalleri yapıyor. Hani değişik şeyler yapıyor. Hadi bir sincap daha çekelim. Hızlı hızlı geçelim bu tutorial bölümünü. Ya sıkıntı kısım şu. Bayağı zorlayıcı boss savaşları var. Ayrıyetten az sonra evin içinde gezmemize izin verirse de evde de şık bulmacalar, ya güzel akıl dolu bulmacalar var. Turumuzu bitirelim. Bir gelincik daha çekeyim. Şimdi de kurdu oynamak için iki tane sincap kurban ediyorum. Tamam, elimizde iki tane kurt oldu. Diğerleri bu kadar kolay olmayacak. Hadi bakalım. İlerleyelim. Dungeon mantığıyla ilerledikçe yeni şeyler çıkıyor. Dice Dungeon falan oynadıysanız veyahut da birkaç tane daha kart oyunu oynadıysanız. Kediyi alıyorum. Kedi bu arada çok OP bir kart. Ve hani oyunun içerisinde şöyle bir mantık var. Kartlarımızı birbirleriyle combine edebiliyoruz. Mesela kediyi sonsuz kere sacrifice edebiliyorsun. Kombine ettiğin kartı, mesela atıyorum kurt, tahtada belirli bir alan kaplıyor. Bir şeyde bir sincap buldum. Tamam, aldım sincabı. Peki. Ya mesela kurdu kurban etmeyi, sonsuza kadar kurban etmeyi birleştirdim kediyle. Hem tahtamda yerde
3 atak vuran bir saldırı kartım hem de sürekli kan kazanabileceğim bir sacrifice kartım oluyor. Yani böyle akıl dolu mekanikleri var oyunun. Daha da derine iniyor, işin içine kemikler falan giriyor. Tamam, seni kurban ettim kanka. Şimdilik oyun kurallarına göre oyna. Tamam, oynayalım. Artık hamlelerini önceden görebilirsin. Hamlelerimi. Bunlar saldıramıyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Kediyi de güvenceye alalım. Kediyi de tekrardan sacrifice ettiğimizde gelinciyi koymuş oluyoruz. Kedi bu sayede sürekli sacrifice edilebiliyor işte, altındaki simgeden dolayı. Turumuzu pas geçelim. Aslı ya, çok hızlı uyuyorlar. Şimdilik bu kayaları falan kendi açımdan kullanacağım. Bu direkt bizim face'imize vuruyor. Uçan bir kart olduğu için. Kurt geldi. Çok güzel. Elimde kalsın bu. O iki vuruyor. Ben bir vuruyorum. Peki biz yarasayı hiç umursamadan şöyle bir hamle yapsak. Tamam. Bir tane sincap aldım elime. Sincabı hasarı tanklasın diye buraya koyup kendi kurdumla hasar biriktirirsem yenerim. Aynen, sürekli sincap çekeceğim. Bingo. Galip geldin. Ve kan bulanmış araziyi geçip yoluna devam ettin. Hadi bakalım. Yavru kurt. Serçe. Yavru kurt mantıklı olabilir. Aha, geldik. Kart birleştirme olayı. Sonsuza dek kaybolacak bir kurban. Yavru kedi. Sağlıklı bir adak. Sen mantıklı olabilir misin acaba? Neyse, seni koyalım. Kedi kartının ruhu artık gelinci kartının içinde. Bilmiyorum yaptığım mantıklı bir hareket miydi ama. Köpek gelen uçamıyor. Sıkıntı. O tam bir deli. Bunu anlıyorsun değil mi? Arkadaşı üzmüşler. Neyse. Gelinciyi kurban edelim. 2-2 vuracak böyle. Gelinciğin ölmesini istemiyorum. O yüzden gelinciyi ortaya koyacağım. Sonra gelinciyi kurban edip yavru kurdu koyacağım ortaya tekrardan. Tamam, benim sıram bu kadar.
Sincap kartı çekiyorum. Pas geçiyorum. Şöyle bir hamle yapalım. Dev kaplumbağayı oynayalım. Bunun karşısına. Sonra pas geçelim. Dev kaplumbağa da havadan gelen hayvanları engelliyor. Bir tane daha sincap çektim. Yarasanın karşısına koydum. Devam. Sincap çekelim. Ya sincap bayağı önemli. Zaten kazandık. Belki şerefsize bak ya. Dalga geçiyor kenardan. Ahşaplık herifi ona saldırmaya cüret eden keskin oklar bekler. Saldırınca bir demeye çatıyor. Sinirli kuzgun. Oklu kirpi daha mantıklı. Devam edelim. Tekrardan sacrifice. Kurban edilecek kart. Oklu kirpiyi koyalım. Ve dev kaplumbağa. Tankımız dev kaplumbağa. Her ona vurduklarında karşı tarafa hasar sektirecek. 6 canı var. Çok mantıklı. Tamam. kabinden bir yerinde. Aa, üzdü lan. Yazık. Neyse. Kart çektiriyor mu bana? Gelinciğin ölmesini istemediğinden eminim. Hasar 1 olan kartın karşısına koydum. Bozayı'dan 4 hasar yiyeceğiz. Herhalde sıkıntı olmaz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane sincap oynarız. Bozayı'nın karşısına. Kaplumbağa yerleştiririz. Tamam. Duru geçiyoruz. Kurt 3 hasar, saldıracak 3. Hasar yiyecek 2. Bu turu da pas geçeceğiz. Sincap aldım bir tane daha. Bu sincapı da defans için kullanıyorum. Sincap daha alalım elimize. Arkadaş kaybetmemi istiyor galiba. Kendi dişimi mi çekip koydum cidden? Wow. Ya burayı kazanma şansım yok. Ne yazık ki öleceğiz.
Böyle bir şey kazanamam. Evet, kaybettim. İlla eline mi vereceğim? Al. Hadi kanka, osurdum. İki hatadan biriymiş. Eğer bir hata daha yaparsan seni kurban etmek zorunda kalacağım. Çantaya gidelim. Boss savaşından önce ekipman tazeleyelim. Gelip şimdi hareket eder. 2-4 saldırıyor. Hep sağa doğru hareket ediyor. Kedi, boğa kurbağası. Ben kediyi alacağım dedim. Evet, boss savaşına girelim. Metalin taşa temas etmesinden çıkan çın çın seslerini uzaktan duyabiliyordun. Topallayan bir fırgın önünde belirdi. Yuhu, bu madenciydi. Kanka, katırı keseceğiz demek ki. Yükleşik. Sincap kurban edelim. Kedi oynayalım. Ve böylece kurt oynadık. En güçlü kartlarımızı masaya yatırdık ama yapacak bir şey yok. Turu da pas geçelim. Sana katarım. Ekstra hasardan bahsetmedim yoksa. Aşırı hasar boş gitmez. Sincap daha çekeyim. Turu bitireyim. Zaten kazanıyorum. Evet, bossların iki canı var. Ve bütün kartlarımı altına dönüştürüyor. Yani işi kurallarına göre oynamıyor. Bu da bizi bayağı zora sokuyor. Sincap, sincap, sincap. Sincap daha çekti. Pas. Çekmedim. Geldi, çok güzel.
tane oynayalım. Hasarını biraz aldık. Ses biraz fazla geliyor olabilir. Sesi bir tık kısalım. Yani yapabilecek bir hamlem yok. Burayı yok edene kadar. Devam edelim. Pas. Zaten bir tek sincap çekebiliyorum. Şu keçiyi bir kurban edeyim öncelikle. Herhalde aldık. Evet, madenci boss'u da bu kadar. Mumlar bir kez daha yakmama izin ver. Seni henüz öldürmeyeceğim. Ve giden canımız da tazeleniyor her boss savaşından sonra. Umutsuz baka gek, belki de yararlı olacak bir şey bulabilirsin. Oo. 7'ye 7 bir kart. Ama 4 kan istiyor. Destemde hiç bu kadar güçlü kart yok. Bunu almayacağım zaten, bedeli çok yüksek olduğu için de şu ikisi arasında kaldım. Zaten elimde bir tane kedi var. Kike alıyorum ben. Neden aldığımı da az sonra ölürsem anlatacağım. Tamam. Hadi buraya gidelim. Ödemek istediğim bedele karar ver. 3 kan mı, 2 kan mı, 1 kan mı? Bir tane 3 kanlık olsun. Bozayı geldi. Tamam aldım kardeş, sakin ol. Kurt çok işime yarıyor. O yüzden kediyi tekrardan sacrifice edeceğim. Gek'le birleştirsem mi bunu? Bir tane normal bir kurtla birleştireyim. Sürekli... Aynen. Normal bir kurtla birleştirmek daha mantıklı. Bu benim. Kurbağa bir hasar verecek. Tamamen yanlış bir hamle. Bir tane de sincap oynayalım.
Tamam. Şimdi demek istediğim olay bu. Bunlar sürekli kurban edilebildiği için bozayı, kartları, ya bu iki atak kartımı yok etmeden yere koyabileceğim. Oyunun bu denli ince mekanikleri çok hoş bence. Tamam, güzel. Açık olmak gerekirse her verdiğin ekstra hasar için bir diş elde edersin. Tamam, ganimetçiye rast gelirsek. Evet, o da tam karşımızda. Tamam. Başardım. Hadi role gir yine. Manyak psikopat seri katil. Kurt postunu 5'e veriyor. 6'nı 9'a veriyor. Altın alayım. 8 var elimde. Şöyle aldık mı? Tamamdır. Tamam, tüccara denk gelirsek ticaret yaparız onunla. Acaba tüccar bu mu? Çantaya vurdu vurarız. Bir kamp ateşine gidelim. Kamp ateşi de güzel çünkü. Bir grup kazazede ile karşı karşıya geldin. Yüzleri açlıktan küçülmüş, kendileri ise bir kamp ateşinin etrafında toplanmışlardı. Yaratık grubuna baktılar ve onları gösterdiler. Gel, ateşin başında yaratıklarından birini ısıt dedi bir tanesi. Kartını ateşin başında ısıt. Ateş kartına güç özelliğini arttırır dedi başka biri. Hikayesel bir anlatışı var. Kazazedelerden birinin ağzından akan tükürüğü sildiğini gördün. Aynen öyle hım. Geki mi arttırsak ya? Ama Gekin farklı bir özelliğini kullanacağız. Hadi gelinceyi arttıralım. Biri ona doğru uzandı, diğeri ise işlerini gırıldattı. Yemeğin ne kart ama? Devam. Ha. Öyle mi diyorsun? 1 2 1. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapalım. Tamam, kırk vurdunun hasarını engellediğim sürece bir sıkıntı yaşamayacağım. Samuru'nun bu özelliği kartı yok edemiyoruz. O bayağı kötü bir özellik. Yani başka türlü kazanç yolum yok. Ya bu ne ya? Bozayı geldi. Ben kabul ediyorum teslim oluşunu. Hiç gerek yok. Kaybetme ihtimalim de var çünkü.
O kafasında nasıl bir mantık kurdu bilmiyorum ama. Bir kanlık mantis. Bu da çok güzel bir kart. Hem bir sağa hem de bir sola vuruyor. Şimdi mantisi kurban edip, evet, tam düşündüğüm gibi. Bunu yavru kurda verirsek olmaz. Normal kurda mı versek? Hem sağa hem sola üçer üçer. Ayıyı oynamam çok sıkıntı. Yavru kurda verirsem altındaki özellik kaybolacak büyük ihtimalle. Aynen. Normal kurda verin. Toplamda 6 hasar vuruyor 2 kan karşılığında. Böyle ilerledikçe destemiz de güçleniyor aynı zamanda. Sincap, yavru kurt. 1 1 2. Yavru kurdu oynayalım. 4 hasar verecek bana. Başka bir şansım yok. Şöyle yapalım. Ya bana vurduğu zaman nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Normal bir kart çekeyim. Kurt geldi elime. Sürekli kurban edebileceğim. Şunu keseyim ya. Olmayacak yoksa. Şunun hiçbir anlam ve önemi yok. O yüzden bunu kurban edeceğim. Ya bir hasar veriyor. Ayrıyetten karşısındakine de vuramıyor. Havada olduğu için. Suyun altına giriyor. Değişik. Şu anda ben kazandım. Belki makas harcamama gerek bile yoktu ama. Hayır. Kara keçi. Boss savaşı var. Kart birleştirmeden önce çantayı bir doldurayım. Boss savaşında bayağı işime yarıyor bu çünkü. Kara keçi al. Bunu tek bir bölümde iki tane boss savaşı. Dumanı saklamana izin vereceğim. Teşekkürler. Boss'umuz da balıkçı. Git balık tut. Bütün balıkçılar git balık tut diyor. Ha, minik esprileri hoşuma gidiyor oyun. Hadi bakalım gelinciğimizi oynayalım. Güzel.
Kartı bayağı güçlü. Ya pek bir işe yaramadı ama. Buraya yapacak hiçbir şeyim yok. Bu balıkçı boss'u çok güçlü bir boss. Geçmesi. Bayağı zor bir boss. Evet, bizi sürüklüyor. Henüz ölmedin. Burası Araf değil. Evet. Bir hatıra istiyorum. Evet, oyuna derinlik katan mekanik de her sürekli öldüğünüzde kendiniz kart oluyorsunuz ve istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz kartı. Şimdi Gek kullanım bedeli bedava olduğu için Gek'i aldım. Gücünü ve canını. 4-6 sürekli sacrifice mı? Tabii ki de bu. Kartımızın ismi. İsmini hiç sormamıştım. Ölüm amına koyayım. Yaz ölüm. 4-6 her yere vuruyor. Son bir şey daha. Söyle bakalım. Portre. Sakalı mı var la onun? Hazırım kanka. Çek bakayım. Kafayı yedik ha. Ya oyun sürekli böyle 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 devam ediyor. Oyunda kemik mekaniği var. Kartlar can verdiğinde, ya kurban ettiğinizde veyahut da öldüklerinde kemik bırakıyorlar geriye. Ve bazı kartlar kemikle oynanıyor. Masadan kalkmama izin vermiyor. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.